1800'ler, 1900'ler. Modası nasıldı? İnsanlar ne giyerdi? Hangi stil popülerdi? Keşke o yıllarda yaşasaydım diyenler var mı bilinmez ancak günümüzde o yılların esintilerini taşıyan parçalarına hayranlık duyanların sayıları da azımsanamaz. Kaliteli kumaşlar, açık renkler, kat kat uzun etekler. Jile, korse, farbala, gösterişli geniş etekler, yüksek yakalı ve kabarık kollu gömlekler. Erkekler için üç parçalı takım elbiseler. Zaman içinde değişen zevklerle sadeleşen kıyafet stillerinde 19. yüzyıla doğru özel dikim kıyafetler geçerliliğini korusa da bir takım değişiklikler olmuştu. Louis tarzı ayakkabılar dikkat çekmeye başlamış, rengarenk şapkalar ön plana çıkmıştı. Birinci Dünya Savaşı sonrasıysa köklü değişimler gündeme gelmeye başlamıştı. Zorlayıcı yılların etkileri, hayat tarzlarını da değişmeye zorlarken kıyafetlerde pratik ve rahat bir hal almaya başlamıştı. 20. yüzyıl başlarında kraliyet ve aristokrasi çevresi giyim kuşam konusunda trend belirleyiciydi. 1920'lerde Hollywood'un doğuşuyla aktör ve aktrisler moda ikonları olmuşlardı. Bütün bu sürecin ilerleyişi ve gelişimi yaşanırken bir ürün vardı ki hem günlük hayatta insanların ihtiyaçlarına cevap veriyordu hem de bildiğimiz anlamda moda sektörünün doğuşuna ve gelişimine olan katkısıyla olmazsa olmazdı. Dikiş makineleri. Antik eserlere duyduğu hayranlık ve doğa tutkusuyla içine düşen biriktirme arzusu çocukluk yıllarında başlayan Ali Bozkan'ın koleksiyonunda 80'den fazla dikiş makinesi bulunuyor. Moda ve Hazır Giyim Federasyonu üyesi Bozkan'ın dünyanın çeşitli ülkelerinden müzayedelere katılarak satın aldığı dikiş makineleri arasında patent alınarak üretilen ve tarihleri 1800'lere uzanan ilk seri makineler de var. Koleksiyonda 1900'lerin başına ait İstanbul, İzmir, Samsun ve Balıkesir'den eserlerin yer alması ülkemizde dikiş makinelerinin kullanımı hakkında fikir veriyor. Nadir ürünler arasında modern dikiş makinesinin yaratıcısı Amerikalı mucit Elias Howe'a ait 1851 tarihli olan makineyle dikiş makinelerinin tasarımında önemli gelişmeler sağlayan iş adamı Isaac Merritt Singer'e ait ürün yer almakta. Bu ürünler aynı zamanda koleksiyonun en eski parçaları. Orijinalliğini kaybetmeden muhafaza edilerek günümüze ulaşan eserlerin pek çoğu kullanılabilir durumda. Bu yolculuğun nasıl başladığının cevabıysa bundan 35 yıl önce kendisine gelen bir hediyede saklı. Koleksiyon merakım ilkokul çağlarında başladı. Aslında koleksiyon demeyelim de biriktirme merakım. Bu doğaya olan ilgim, dünyaya olan ilgim, antik eserlere olan ilgim, hayvanlara olan ilgim bu konuda beni bir biriktirmeye merak sardırdı. Bununla ilgili kibrit koleksiyonuyla başladım. Kibritlerin üzerinde o yıllarda bu serilerde muhakkak işte antik eserler, hayvanlar serisi, dünya üzerindeki belirli merak edilen yerler, ovalar, nehirler gibi dağlar. Bunlarla ilgili görseller muhakkak oluyordu o kibrit üzerlerinde. Bunlarla biriktirmeye başladım. Bakkalları dolaşırdık farklı objeler var mı diye. Arkadaşların ellerinde olan, büyüklerimizin ellerinde olan kibritleri biriktiriyordum. Tabii bunlar çoğaldıkça bizim çocukluğumuzda gömlekler kutularda satılırdı. Gömlek kutularında. Bunları gömlek kutularına koyuyordum. Annemle bu konuda çok ciddi tartışmalarımız oluyordu. Diyordu ki oğlum bıktım senin bu kibrit kutularından. Tabii o yıllarda tabii herkesin elinde bulamadığınız ürünleri bakkallardan satın almak zorundaydınız. Aldığınız 25 kuruş harçlık. Yani o zaman da ciddi bir paraydı herhalde ama bir simit bir gazoz parasına denk geliyordu. Hatta bir simit bir gazoza tam denk gelmiyordu. Bir gün simit bir gün simit gazoz şeklinde. Bunlardan da
artırarak o 5 kuruşla haftada işte bir iki tane kibrit kutusu değişik bakkallardan alarak başladım. Tabii bu zaman geçtikçe o ilkokul çağlarındaki merak onlar bitti. O yıllarda yine anahtarlıklar çok önemliydi. Anahtarlık. Bu işte ne diyeyim bankalar, lastik imalatçıları, kurumsal firmalar ve AŞ'ler vesaire. Bunlar da anahtarlık, yılbaşlarında anahtarlık verirlerdi. Bunlarla ilgili biriktirmem de evde ne kadar resim çerçevesi varsa onların arkasına tahta çakıp kadifeye geçirip küçük çivilerle anahtarlıkla evin her köşesinde resim çerçeveleri var. Bu çerçevelerde böyle üçer beşer santim arayla onlara küçük çiviler çakıyorsunuz, anahtarlıkları asıyorsunuz. Evin bütün odalarında anahtarlık olmaya başladı. Bu işte ortaokul çağlarına denk geliyordu. Lise çağlarında da bir level atladık. Pul koleksiyonu. O zamanlar Polonya'dan gelen çok ciddi, çok güzel görsel pullar vardı, büyük. Ondan sonra ilk gün pulları başladı. Gidiyordum Ankara'da postaneye, büyük postane. Ankaralılar bilirler, Ulus'ta büyük postane vardı. Orada ilk gün çıkan pulları gözlerdim. Hangi gün ne pul çıkıyor onları takip ederdim. Çok ciddi bir pul koleksiyonu. Fakat o koleksiyonların çoğu işte bu iş, taşıma vesaire derken kayboldu, gitti. Bugüne geldiğimizde dikiş makinesi konusunda da 1986'da Ankara'dan İstanbul'a geldik. Sanayi nakışı yapmak üzere. Bir tanıdığımız bize madem nakış yapıyorsunuz size bu da benden bir hediye olsun. Bundan da nakış yaparsınız diye bir dikiş makinesi hediye etmişti. Bu dikiş makinesi hediyesiyle de bu koleksiyona başlamış oldum. 1986'dan günümüze 80'i aşkın makina, patent alınarak imal edilen ilk seri makinalardan günümüze gelene kadar ki makinalar şu anda koleksiyonumuzda mevcut. Dikiş makinelerinin öyküsü, tarih sahnesinde yaşanan, tabiri caizse patent yarışlarının yaşanmasıyla günümüze ulaşmış. Kaynaklara göre dikiş makinesinin ülkemizde satıldığı ilk tarih 1886'dır. Dikiş makineleri 1790 yılında Amerika'da Thomas Saint diye bir mucit tarafından iki ipliği düğüm atarak yapılan bir model, prototip şeklinde kalmış, hiçbir zaman seri imalatına girilmemiş. Hatta bugün çizimlerine dahi rastlayamıyoruz fakat kayıtlarda bununla ilgili bilgiler mevcut. Daha sonra 1830 yılında Fransız Timonier, Bartolome Timonier bir yine deri konfeksiyonuyla ilgili bir konuda atölyesinde yaklaşık 80'e yakın makine imal ediyor. Ve bu da zincir dikişle dikerek imalat yapıyor. Dönemin diğer üreticileri bunu kıskanarak atölyesini basıyorlar ve o 80 tane makineyi yakıyorlar. Maalesef yokluk içinde de vefat ediyor. Daha sonra 1851 yılında Walter Hunt giriyor devreye. Hatta 1851'den daha önce bazı kayıtlarda 30'lu yıllar, bazı kayıtlarda 50'li yıllar olarak geçiyor. Thomas Saint, bu da yine alttan ve üstten gelen iki ipliğe düğüm atarak bir prototip geliştiriyor. Fakat buna patent alamıyor. Bir dönem sonra arkadaşı Elias Howe onun yerine biraz daha geliştirerek 1851 yılında patent alarak ilk patent sahibi olduğu yaklaşık 10 kayıttan 5-6 tanesinde görülüyor. Aynı yıllar New York'ta bu patent aldığı tarih. Aynı yıllarda Isaac Meritzinger Boston'da patent alıyor.
Elias Howe 1865'li yıllarda öldükten sonra yerine çok fazla devam eden olmuyor. 1886 yıllarında aile varisleri İngiltere'de kendilerine bir yer açıyorlar ve orada bir süre imalat yapıyorlar. Makinelerinden önce de dikişe ihtiyaç duyulmuştu. El dikişi 20 binden fazla formu olan bir el sanatıdır aslında. İlk dikiş iğneleri kemiklerden ve boynuzlardan yapılmıştı. Demir iğnelerin icadı 14. yüzyıla rastlarken gözlü iğnelerin ilk bulunuşu 15. yüzyıla uzanır. Mekanik dikişe yönelik ilk patent 1755'te makine için tasarlanan iğne patentiydi. Ancak makine var olsaydı geri kalanı tamamlanabilirdi. Dikiş makinelerinin gelişimi tarihinde önemli sayılabilecek bir diğer tarih 1857 olmuştur. James Gibbs bu tarihte ilk zincir dikişli tek iplikli dikiş makinesine patent almıştır. Ardından Blanchard 1873'te ilk zigzag dikiş makinesini patentlemiştir. İlk makineler konfeksiyon fabrikalarında üretim hattında kullanılmıştır. Daha sonraları evde kullanım için tasarlananların ardından 1900'lerin başlarında elektrikle çalışanlar dizayn edilerek geniş kullanıma ulaşmıştır. Türkiye hem hazır giyim hem konfeksiyonda lokomotif sektörü olmasına rağmen sanki bir eksiklik vardı. Bu eksikliği ben tamamlayayım dedim. Dikiş makineleri konusunda yani bazı mağazalarda birer ikişer vitrinlerinde vesaire görülebilir ama böyle bir koleksiyon Türkiye'de yok zannediyorum. Olsa bile görücüye maalesef çıkartılmamış. Bunlarla ilgili zaten bir altyapı bende oluşmuştu. Sanayi nakışı yaptığımız için nakış makinalarıyla ilgili dikiş tekniği işte onlarla ilgili çanozlar, mekikler, dikiş teknikleri zaten makinaları tamir ederken bunlar bizim işimizin bir parçası olmuştu. Çünkü gelen makinalar yılların ya çataralarında ya bodrumlarda vesaire kalmış. Yani geldikleri zaman muhakkak bir restorasyona, bir bakıma ihtiyacı oluyor. Yani kilitlenmiş vaziyette çünkü hassas noktaları var. Bu noktalarda karıncalanma, kumlama ve oksitlenme olduğu zaman bu makineleri çalıştırmamız mümkün değil. Tabi bu işlere benim bir altyapı olduğu için çok ciddi de bir hobi oldu benim için. Her gelen makineye böyle bir çocuğunuz gibi bakıyorsunuz, onu temizliyorsunuz, patlıyorsunuz, çalışır vaziyete getiriyorsunuz. Tabi bu ayrı bir keyif oluyor sizin için. Çalışmayan bir şeyi tekrar hayata geçiriyorsunuz. Bir de ne olursa olsun geldiği yıla baktığınız zaman sizi o yıla götürüyor. O yıllara götürüyor o makine. Tabii bunlarla ilgili yine internette vesaire bakıyorsunuz işte 1850'li yıllarda insanlar neler giymiş. Bunlara bakıyorsunuz. Bu giydiklerini, bu makinelerin yaptığını görmeniz bunlarla ilgili çok ciddi bir keyif veriyor. Yani sizi sanki geçmişe dokunuyorsunuz. Böyle bir keyif verici yanı da çok fazla bu dikiş makinelerinde. Bunlarla ilgili işte makinayla ilgili, modayla ilgili fuarlarda bunları sergileme imkanımız oldu. TÜYAP'ta ilk 2016'da konfeksiyon makineleri ilgili bir fuarda ana fuayede yer verdiler. Bunları orada gösterime sunup tanıtma imkanım da oldu. Çok keyifliydi. Gelenler işte resim çekebilir miyiz? Bunları nereden buldunuz? Ne kadar zamandır yapıyorsunuz? Kaç tane var gibi. Bir de en çok ilginç tarafı tabii o 1960'lı yıllarda Türkiye'ye çok fazla dikiş makinesi girdi. İşte onda gerek görsel reklamlarda gerek yazılı reklamlarda işte her genç kızın rüyası vesaire ile başlayan reklamlar vardı. Dikiş makinesi bir çeyizde kesin olması gerekiyordu o yıllarda.
Başlangıçta dikiş makinesi işi kendi yapabilecek ve böylece kişinin yerini alabilecek şekilde tasarlanmıştı. İşler kolaylaştı, verimlilik arttı. Çalışma planı düz bir doğrultuda ve yüksek kalitede dikiş dikmek olarak tasarlandı. En yeni nesil cihazlar düz bir hat izlemekle kalmayıp nakış ve desen de üretebiliyorlar. Modern teknolojiyle şaşırtıcı sonuçlar alınabilse de dikiş makinesinin çalışma prensibinin temelinin yıllar önce geliştirilen ilk algoritma olduğunu söylemek doğru olacaktır. Makinenin çalışması teknik açıdan mekik düzenine bağlıdır. Koleksiyonda İshak Merit Singer'in 1851 yılında patent aldıktan sonra bu Eliasov'la arasında geçen patent çekişmesi bittikten sonra 1953 yılında imal etmeye başladığı makinalardan var elimde, 1853-1860 arası. Bunlarda 1860'tan sonra bir ara model var. Her 10 yılda bir aşağı yukarı muhakkak bir geliştirme yapıyorlar. 1860-1870, 1870-1880 ve 1880 ile 1900 arası, yani orada aynı modeller üretilmiş. Daha sonra 1900-1920, 1920-1945 ve 1945'ten aşağı yukarı 1980'e kadar aynı tip, aynı model makineler üretilmiş. Böyle çok küçük, işte imalatçının satış şansını artırması için yaptığı bazı ufak tefek, ama dikiş tekniği aynı. 1851'de yapılan modellerde bizim balta mekik veyahut da mermi mekik tabir ettiğimiz bir mekik tarzıyla dikiyor. İşte dakikada 200-250 devir vesaire. Bunların muhakkak kayışlı çalışan bir sistemi var. Fakat günümüze küçük bir sehpa ve küçük bir pedalla yürüdüğü için günümüze bunlar maalesef ulaşmamış. Sadece üst üniteleri, yani dikişi diken kısımları döküm olarak yapılmış. Aşağı yukarı 2-3 parçadan oluşuyor makine. Günümüzde 5000 devire kadar gelen bir dakika devir olan makineler var. Bunlar ilk çıkanlar 150-200 devir dakikada. 1870-1880 arası 10 yıl bir ara model çıkmış. Çok küçük diğeriyle bir farkı var. Fakat 1780'den 1900'e kadar olan modellerde devir sayısı biraz daha yüksek ve satış diğer yıllara göre katlanarak devam etmiş. Yani insanların artık ulaşabilir hale geldiği dönem 1880 yıllarında başlıyor. Ve tabii koleksiyonda da diğer yıllara göre hem bulunurluluğu hem de ulaşabilirliği şu anda 1880'den günümüze her geçen yıl artarak devam ediyor. Ali Bozkan'ın koleksiyonunda Hova ait Ku modeli ise ayrı bir yere sahip. Koleksiyona gerek icat edilme, gerek alınma öyküleriyle büyük anlam ve önem taşıyarak dahil edilmiş pek çok eser olduğu gibi. Bizim için en ilginç olanlardan Amerika ile saat farkımız olduğu için orada açılan bir internet sitesindeki ihaleden Eliasov'a ait olan makineler önemliydi. Arkasından yine yurt dışında İngiltere'de açılan bir ihale vardı. Benim çok istediğim bir model vardı, Ku modeli. Yine Eliasov'un bir kilisede açılan bir ihaleydi. Bir kiliseye verilen makine, bu Ku modeli, ihaleye çıkmıştı. O ihaleyi 15 günde ihaleyi kazandık. Buradan İngiltere'ye bir arkadaşımız gitti. İngiltere'de bir adrese teslim ettirdik. Çünkü bu ürünlerin bir şekilde kargoyla veyahut da
normal gümrükleme yollarıyla gelmesi pek mümkün olmuyor maalesef. Antik değeri olduğu düşünüldüğü için. Buradan İngiltere'ye gittik. İngiltere'den refakatle aldık geldik kuğu modelini. Yine Eliasova ait olan Amerika'daki makinaları da saat farkından dolayı gece yarılarına kadar açık artırmada işte 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar yükselterek onları aldı. Tekrar buradan Amerika'ya gittik. Onları refakatte getirdik. Şu anda koleksiyonda o makineler. Tabii günümüze kadar çok az geldiği için Amerika'dan getirdik. Türkiye'de ben görmedim yani. Ne bir internette ne gezdiğim yerlerde o modeller maalesef yok. Patent savaşlarının yaşandığı dönemde Eliasov'un 1851 yılında patentlediği ilk makinenin yanı sıra 1880'de üretilmiş Kanada menşeli parçada dikiş tekniği açısından türünün ilk örneği olarak nadir ürünlerden biri. Bu gördüğümüz makine Eliasov'un 1851'de patentini alarak deri konfeksiyonu için yaptığı makine. Baskı ayağı dikiş tekniği deriye göre ayarlanmış. İlk makinelerden bir tanesi. Yani günümüze çok azı ulaşmış deri konfeksiyon makinelerinin atası sayılır. Bu makinamız 1880'li yıllarda yapılmış spesiyel bir makine. Kanada'da üretilmiş spesiyel dikişler ve işler için. Zincir dikiş dikiyor. Düzden arkasından tek dikiş dikiyor. Yani arzu ettiğinizde ürünü tersten dikerek sıra halinde dikiş elde edebilirsiniz. Düz yüzünde de spesiyel özel bir dikiş, zincir dikiş tabir ettiğimiz dikişi elde edebilirsiniz. Bu da zincir dikişi ve spesiyel dikişler adına ilk üretilen prototip ürünlerden biri. Günümüze maalesef çok azı ulaşmış ender bulunur ürünlerden biri. ...1850'li yılların ortalarında imalata geçiyor. Seri makinelerinde henüz seri numaraları bulunmuyor. 1860'lı yılların sonlarına kadar üretildiği söyleniyor. Makine şu anda halen gördüğünüz gibi çalışır durumda. Ve çift iplikle düğüm atarak dikiş diken makinelerin atası sayılır.